Açık ders malzemeleri 6.046J Algoritmalara giriş 19. ders En kısa yollar Bu son dersiniz. Umarım beklenmeye değer bir son olur. Kısa bir süre sonra bir quiz olacağını hatırlatırım. Buna çalışıyor olmanız gerekir. Bu nedenle quiz ile birlikte verilecek bir problem seti yok. Quiz evinize götürebileceğiniz bir sınav olacak. Ancak bunun için pazartesi derse gelmeniz gerekli. Elbette keyfiniz geleceksiniz. Dersleri evlerinden izleyenler de quizi almak için önümüzdeki pazartesi gelmeliler. Bu katılımı gerekli bir ders. Böylece bugüne kadar olan üçleme konusunda bir özet yapmaya gerek var. Böylece son iki ders İlk iki bölüm tek kaynaklı en kısa yollar üzerineydi. Kaynak bir köşeden diğer köşelerin her birine en kısa yolu bulmak istiyorduk ve bu amaçla birkaç algoritma gördük. İşte kısa bir özetleme ağırlıksız durumda ki bu hepsinin arasında bir çeşit en kolayıydı ve o örnekte bütün kenar ağırlıkları birdi. O zaman breadth first search yani elini aramayı uygulayabildik ve bu köşelerin sayısı ile kenarların sayısının toplamından oluşan grafik dünyasındaki adıyla doğrusal zamana mal oluyordu. İkinci en kolay hal belki negatif olmayan kenar ağırlıklarıdır. Böyle bir halde hangi algoritmayı kullanıyoruz? Daşkra, iyi, herkes uyanık. Aynı anda birkaç doğru cevap. Muhteşem. Böylece bu, eğer iyi bir heap structure yani yığı yapısı kullanıyorsanız yaklaşık doğrusal zamana mal oluyor. Yani V log V artı E. Ve genellikle genel ağırlıklarda görmüş olduğunuz Bellman Ford'u kullanıyorduk. O da V, E'ye mal oluyor. Güzel. Pekala. Bu biraz daha kötü. Bu log faktörlerini hesaba almamak oluyor. Daha şıkra temelde doğrusal zamanlı. Bellman Ford eğer bağlantılı bir grafik varsa en az karesel. Böylece E'nin V düzeyinde olduğu seyrek halde bu doğrusal gibi. Bu karesel gibi. Yoğun durumda yani E yaklaşık V kare olduğunda bu karesel, bu da Kübik. Gördüğünüz gibi D'Astra ve Bermanford birbirlerinden bir V faktörü kadar farklılar ve bu da oldukça kötüdür. Ancak tek kaynaklı en kısa yollarda negatif kenar ağırlıklarının olduğu durumlarda bildiklerimizin en iyisi Bu bağlamda etütte DAG örneğini de görmüştük. Ve orada ne yapıyordunuz? Topolojik sıralama. Evet. Demek oluyor ki köşeler açısından bir düzenleme elde etmek için topolojik bir sıralama yapabilirsiniz. Sonra Bellman-Ford'u bir tur çalıştırırsınız. Ne olup bittiği konusunda bir düşünme tarzı bu. Bellman-Ford'u topolojik sıralamanın verdiği düzen içerisinde bir kere çalıştırarak bir doğrusal zamanda algoritma elde edersiniz. Yani DAG ağırlıklarla dahi iyi bir uygulamanın nasıl yapılacağını bildiğimiz bir durum. Ağırlıksız halde de doğrusal zamanda yapabiliriz. Ancak çoğunlukla bu şekilde olur. Bu nedenle quiz için bunları aklınızda tutun. Quizde bir en kısa yol problemi gelirse veya sonunda karar verdiğiniz şey en kısa yol olduğu zaman kullanacağınız en iyi algoritmanın hangisi olduğunu düşünün. Tamam bunlar tek kaynakla en kısa yollardı. Ölü yıldız evrimimizde başlangıçta sadece negatif olmayan kenar ağırlıkları vardı. Sonra negatif kenar ağırlıklarımız oldu. Bugün ölüm yıldızı tüm ikili en kısa yollar ile karşımıza çıkıyor. Ve biz her iki köşe arasındaki en kısa yolun ağırlığını bilmek istiyoruz. Pekala, bazı çabuk sonuçlar elde edelim. Bu durum karşısında ne yapabiliriz? Yani mesela ağırlıksız bir grafiğim olduğunu farz edin. Tüm ikili en kısa yolları nasıl hesaplamalıyım? Önerisi olan var mı? Her iki köşe arasında en kısa yol ağırlığını bilmek istiyorum. BFS Birkaç çift söz daha. Efendim? Doğru. BFS kere V. Pekala ben V çarpı BFS diyeceğim. Tamam mı? Böylece koşma süresi V kare artı V çarpı E olacak tabiatıyla bu grafiğinizin bağlantılı olduğunu varsayıyor. V çarpı E. Pekala, iyi. Bu ağırlıksız grafikler için muhtemelen bildiğimiz en iyi algoritmadır. Bunların pek çoğu bariz yanıtlar olacak. Tek kaynak algoritmasını alıyorsunuz, V kere çalıştırıyorsunuz. Yapabileceğiniz en iyi şey bu. Veya yapılışını en iyi bildiğimiz. Bu çok kötü değil. Belman Ford'un bir tur tekrarı gibi. Karşılaştırma açısından. En kısa yol hesaplayabilmemiz için kesinlikle en az V kare gibi bir süreye ihtiyacımız var. Çünkü çıkışın boyusu V kare. Yani hesaplamamız gereken en kısa yol ağırlığı. Demek ki bu mükemmel değil ama yeri de iyi. Onun için daha da iyileştirmeye çalışmayacağız. Böylece negatif olmayan kenar ağırlıkları durumunda yapılacak doğal şey Dutch Tray'ı V defa uygulamak. Pekala. Bu büyük bir sürpriz değil. Ve bunun koşma süresi de gene V çarpı E artı V kare log V. Ki bu da çok fena değil. Bu VFS'yi uygulamak ile aynı ve sonra bu log faktörü var. Eğer log faktörünü dikkate almazsanız ağırlıklı terim budur. Demek istediğim bunun bir de ilave V karesi var. Dolayısıyla bunların her ikisi de bayağı iyi yani düzgün. Aslında bunu çalıştırmanız bir Berman Ford artı bir log faktörü zaman alıyor. Ki eğer negatif olmayan kenar ağırlıklarınız varsa bu sürede tüm ikili en kısa yolların hepsini hesaplayabilirsiniz. Yani tüm ikilleri tek kaynak ile kıyaslarsak sadece negatif olmayan kenar aralıklarını hesaplayabileceğimiz hususu hariç tüm ikiller çok daha iyi demek istiyorum. Bu tamam. Şimdi genel durum üzerinde düşünelim. Bugün tüm dikkatimizi üzerinde toplayacağımız konu bu. Ve gerçekten iyileştirme yapabileceğimiz yer de burası. Bildiğimiz tartışmasız şey V çarpı Belman Ford'un... V kare çarpı E'ye mal oldu. Ve bu da çok üzücü bir değer. Bu nedenle bu değeri negatif olmayan kenar ağırlıkları sınırına daha yakın bir değere iyileştirmeye çalışacağız. Burada gerçekten bir iyileştirme yapabileceğimiz anlaşılıyor. Halbuki bu tip özel durumlarda çok daha iyisini yapamayız. Pekala. Peki bir öngörüm yok ama gerçek durum bu. Bu amaçla bu problemin çözümü için bugün 3 algoritma göreceğiz. sonuncusu en iyisi olacak. Ama yol boyunca en kısa yollar ve dinamik programlama arasındaki henüz görmediğimiz bazı güzel bağlantıları da göreceğiz. En kısa yolları gördük ve hırslı algoritmanın uygulamalarını yaptık. Ama bugün fiilen dinamik programlama yapacağız. Sezgisel olarak tüm ikili en kısa yollarda alt problemlerin tekrar kullanımları bağlamında daha fazla potansiyel var. Gerçekten X'ten Y'ye en kısa yolu tüm X ve Y değerleri için hesaplamak gerekiyor. Belki o en kısa yolları başka en kısa yolları hesaplarken tekrar kullanabiliriz. Demek ki biraz daha fazla tekrar kullanım olacak diyelim. Şimdi süratle tüm ikili en kısa yolları resmen tanımlamak istiyorum. Çünkü simgelemimizi biraz değiştireceğiz. Bunu tüm ikililere önem verdiğimiz için yapıyoruz. Böylece giriş her zamanki gibi yönlendirilmiş grafik oluyor. Yani köşeler ve kenarlar var. Köşeleri kolaylık olsun diye 1'den N'ye şeklinde etiketlendirmiş olduklarını söyleyeceğiz. Çünkü tüm ikililer durumunda bir anlamda daha iyi. N ne çarpı N matris yapısını düşüneceğiz. Çünkü artık komşuluk listeleri bağlamında düşünmenin bir faydası olmayacağından kenarlarında önemi azalıyor. Ve hala kenar ağırlıkları var. İlginç yönü de bu. Bazıları negatif olacak. Dubül ve kenarı bir gerçek sayıya eşleniyor Ve hedef çıkış en kısa yol matrisi oluyor. Böylece bu artık n çarpı n bir matris. Dolayısıyla n en kısa ağırlıklı yollardaki köşelerin sayısıdır. Yani delta i virgül j, i'den j'ye tüm ikilerin en kısa yolarlığıdır Ve bunu da nye n bir matriste temsil edebilirsiniz Şimdi artık algoritma yapmaya başlayalım. Elimizde bu çok basit algoritma v çarpı bellman Ford. V kare çarpı E var. Sadece kıyaslama amacıyla tekrar yazayım. V çarpı Belman Ford bize bu V kare E'yi koşma süresini veriyor. Şimdi grafiğin yoğun olduğu durumu düşüneceğim. Yani köşelere giden kenarların sayısı karesel. O takdirde bu V'nin dördüncü kuvveti süresini alacak ki bu çok yavaş. Biraz daha iyisini yapmak istiyoruz. Yani birinci hedefimiz V üzeri 4'ten daha iyi olmak. V hiperküp yapmak sanırım. Pekala bunu yapmak için dinamik programlama kullanacağız. Bu en azından motivasyon sağlayacak. V'nin dördüncü kuvvetini aşabilmemiz bir süre alacak. Belki bir parça gereksiz de. Ancak bazı zekice öngörüleri getirecek diyelim. Böylece şimdi bu grafik için biraz daha simgelem tanımlayacağım. Önce ağırlıklı komşuluk matrisini düşünmeye başlayacağım. ekte olmakla birlikte bunu daha önce bir derste gördüğümüzü zannetmiyorum. Tanıma dönersek normalde komşuluk matrisinde eğer kenar varsa bir yok ise sıfır görünür. Bu bir digraf yani yönlendirilmiş grafik olduğundan biraz dikkatli olmanız lazım. Buradaki bu değerler matristeki girişler kenarların ağırlıkları olacak. Tabiatıyla bu da eğer ij bir kenar ise. Yani eğer yje grafikteki bir kenar ise ve eğer kenar yoksa sonsuz olacaktır. En kısa yolları açıklamakta bu grafik daha faydalı bir yoldur. Demek ki bu buradan ihtiyacımız olan her şeyi içeriyor. Ve şimdi onu sadece bir matris olarak düşünmeliyiz. Matrisler birazdan yararlı bir alet olacaklar. Pekala. Şimdi bazı alt problemleri tanımlayacağım en kısa yol problemlerinde ne olup bittiğini anlayabileceğiniz birbirinden farklı yollar vardır. Pekala. Doğru olarak ilk köşesinden J köşesine gitmek istiyorum. En kısa yol nedir? Fakat alt problemleri bundan daha da iyi hale sokmanız gerekir. Hayret verici değil. Eğer benim Belmanford'da yaptığım benzetmeyi düşünürseniz, Belmanford'un yaptığı gittikçe daha uzun en kısa yollar kurmaktır. Ancak buradaki uzunluk kenarların sayısı cinsinden. Böylece önce bir, bir uzunluğunda en kısa yol yapıyor. Birinci turda bunu yaptığını kanıtladık. İkinci turda tüm en kısa yolları bu kez iki uzunluğunda sağlıyor ve bu böyle devam ediyor. Şimdi biz de benzer yolla yaklaşık aynı şeyleri ancak biraz daha fazla yeniden kullanarak yapmayı deneyeceğiz. Böylece D, I, J, üst M'nin M ile ilgili belli bir kısıtlama koşulunda en kısa yolun i'den j'ye olan ağırlığı olduğunu söyleyeceğim. Yani i'den j'ye en kısa yol ama en çok m sayıda kenar kullanacak. E, örneğin eğer m sıfır ise uzunluğu sıfır olan en kısa yolları bulmak için çok fazla düşünmeniz gerekmeyecek. Onlar sıfır kenar kullanıyorlar demektir. Bellman Ford bize bir anlamda m'den m artı 1'e nasıl gideceğini söylüyor. Bu yolu hesaplayalım. Bellman Ford çözümlemesinden bildiğimiz bir şey eğer DIJ üst simge M eksi 1'e bakarsak negatif ağırlık çevrimi olmadığı sürece anlamlı en uzun en kısa yolun M'nin N eksi 1'e eşit olduğu zaman çıktığını bir ama biliyor olmamız. Çünkü elde edebileceğiniz en uzun basit yol budur. Yani bu i'den j'ye en kısa yol ağırlığı oluyor ve üst simgeye daha büyük bir değer koymuş olsanız da bu durumu değiştirmiyor. Eğer negatif ağırlık çevrimleri yoksa bunun delta i virgül j olması lazım. Bu dinamik programlamaya yatkın. Eğer bütün m'ler için bunu hesaplayabilirsek bu bize yanıtı verecek. Sonra da özellikle en kısa yolu ağırlıklarını elde edeceğiz. Bu arada negatif ağırlık çevrimlerini belirleme yoluna da ihtiyacımız var. Ancak şimdilik bu konuda çok fazla endişelenmeyelim negatif ağırlıklar var ama şimdilik sadece negatif ağırlık çevrimleri olmadığını varsayalım. Pekala. Bir yineleme elde ediyoruz. Ve taban şıkkı da M eşit sıfır olduğu zaman. Bu çok kolay. Aynı köşeler var. Ağırlık sıfır ve aksi halde ağırlık sonsuz. Sonra M için bir yenileme. Eğer doğru yazdıysam bu. D, I, J, üç simge için çok kolay sezinlenebilecek bir özileme. N, eksi bir cinsinden küçük şeylerin minimumu. Sadece resmini çizeceğim ve o zaman iddianın ispatı hemen anlaşılacak. Bu resimle ispat. Demek ki bir tarafta burada I var. Ve burada J var. I'den J'ye en kısa yolu öğrenmek istiyoruz. Ve en çok m sayıda kenar kullanmak istiyoruz. Burada temel fikir bir yere varabilmek için m eksi bir kenar kullanabileceğiniz olur. Öyleyse bu en çok m eksi bir kenardır. Başka bir yerde buna k diyeceğiz. Böylece bu şimdilik k'ye aday. Sonra da kenarı doğrudan k'den j'ye kadar alabilirsiniz. Böylece bu AKJ'ye mal olur. Bu da DIK üst simge M-1'e mal olur. Pekala böylece bu I'den J'ye en çok M sayıda kenar kullanan bir aday yol uzunluğudur. Ve bu temelde hepsini bir arada değerlendirmek olur. Demek ki dikkate aldığımız pek çok yol var. Bunların hepsi A, K olmaya aday. Hepsini ara düğümler olarak K olabilecekmiş gibi algılıyoruz. İşte hepsi oradalar. İşlerinden en iyi bir yolu arıyoruz bu aldığımızın tüm en kısa yolları içermesi lazım. Bu da tamamen olmazsa bile aslında Belmanford'un yapacağı şey. Bu arada ya doğrudan M-1 kenar ile gidersem ne olur şeklinde de düşünmek isteyebilirsiniz. Burada ya kullanmak istediğim hiç kenar yoksa daima kenarların bulunduklarını düşünüyoruz. A'nın tanımlanmış şeklinde kendine saklanan bu sıfır ağırlıklı kenar var. Öyleyse daha kısa bir yolu alabilir. D J'den J'ye gidebilirsiniz ve J, K'nin düşünülecek özel bir değeridir. Ondan sonra da en sondaki sıfır ağırlıklı kenarı A, J, J'den alırsınız. Tamam, böylece bu gerçekten her şeyi kapsıyor. Bu oldukça önemsiz bir iddia. Anlaşıldı mı? Şimdi böyle bir öz dinleme olduğunda dinamik bir program elde etmiş oluruz. Bu bir anlamda işte bu. Öz bir şekilde yazılmış. Siz tersten yazabilirsiniz. Ben de onu biraz tersine çevirip yazmak istiyorum. Çünkü öyle gözükmüyorsa da bu bir gevşetme ya da dengeye döndürme. Bir tane daha gevşetme algoritması. Bu yüzden size vereceğim. Bu o türden bir algoritma. Pek ilginç bir algoritma da değil. Eğer içinizden gelmiyorsa hepsini yazmanıza gerek yok. Belki kitapta bile yok. Sadece orta adımlardan biri. Böylece bütün M'ler üzerinde döngü oluşturuyoruz. Her şeyin en dışında yapılacak şey türünden. Ben gittikçe daha uzun yollar yapmak istiyorum ve bu Ben Manford'un tanımladıklarına benziyor ama ondan daha kötü. Ne yapalım? Bu bir atlama taşı. Sonra bütün i ve j'ler için bu minimumu hesaplamak istiyoruz. Öyleyse bütün k'leri döngüye sokacağız ve gevşeteceğiz. Minimumu hesaplayacağımız yer burası. Ve bu bir gevşetme. Önemli nokta bu. Aslında bu iyi dostumuz gevşetme adımı, gevşetme kenarı. Pek de değil. Evet. Galiba KJ kenarını gevşetiyoruz. Ancak burada aynı açık kavrama sahip değiliz. Gevşettiğimiz başka özel bir şey. Sadece bir kenar değil. Çünkü artık tek bir kaynağımız yok. Şimdi iyi kaynağına göreceli olarak KJ kenarını gevşetiyoruz. Öyle bir şey yapıyoruz. Fakat bu açık şekilde bir gevşetme. Önceden doğru olmasa da burada üçgen eşitsizliği doğruluyoruz. Üçgen eşitsizliğinin tüm çiftler arasında geçerli olması gerek. Ve bu sadece bu minimumu uygulamak. Tamam mı? DİJ'yi alınca önceden olanın minimumunu alıyorsunuz. Bir anlamda bu sıfır kenar ağırlığına bakarken düşündüğümüz olanaklardan bir tanesiydi. Burada pekala diyoruz veya I'den bir K'ye daha önce nasıl olduğunu bildiğimiz bir şekilde gidebiliriz. Ve sonra kenarın üzerine ekleriz ve daha iyilip olmadığını kontrol ederiz. Eğer daha iyi ise güncel tahminimizi ona dayandırırız. Ve bunu bütün K'ler için yaparsınız. Özellikle bu minimumdan daha küçük bir şeyi de hesaplayabilirsiniz. Çünkü buraya üst simge koymamıştım ancak bu yolları daha da iyileştirmek olur. Bu sebepten gevşetmenin daima yapılacak iyi bir şey olduğunu tartışmamız gerekir. Böylece üstünge koymayarak belki biraz daha fazla gevşetme yapıyorum. Ancak fazlasının hiçbir zaman bir zararı olmaz. Doğruluğu bu iddiayı kullanarak hala tartışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaptığımız doğrudan bir uygulama değil ama böylece dinamik programlama algoritmasına ulaşıyorsunuz. Ana sebebi aşağıda yazacağım. Gevşetme olduğunu görüyorsunuz. Koşma süresinin N'nin dördüncü kuvveti olduğunu görüyorsunuz. Tamam ama Bellman Ford'dan hiçbir şekilde daha iyi değil. Bellman Ford yoğun halde bile N üzeri 4 idi. elektronunda biraz daha iyidir. Sonuçta pek başarılı değil. Ama bir başlangıç. Olumlu tarafı dinamik programlama zihnimizi düşündürüyor. Ve birazdan daha iyi bir dinamik program elde edeceğiz. Ama ilk olarak bu formülasyonla ilgili yapabileceğiniz faydalı bir şey var. Sanırım önce soracağım ve eğer biriniz görebilirsek gerçekten çok etkileneceğim. Bu formül. Matematiksel veya algoritmik yönlerden şimdiye kadar herhangi bağlamda görmüş olduğunuz bir şeye benziyor mu? O özilereyi başka bir yerde gördünüz mü? Ve tam tamına söylendiği gibi değil, ama benzeri. Eğer bir süre düşünseydiniz, eminim cevabı verebilecektiniz. Herhangi bir cevap var mı? Bunun çok sezgisel olacağını düşünmüyordum. Ama sorunun cevabı matris çarpımıdır. Şimdi sizin için açık olabilir veya olamaz. Doğru ve kıvrak bir akılla düşünmelisiniz. O zaman matris çarpımı olduğu belirginleşir. Matris çarpımı hatırlayın. A, B ve C var. Hepsi n x n matris. Ve C eşit A çarpı B'yi hesaplamak istiyoruz. Ve bunu demek istediği C i C'nin tüm k'ler için A i k çarpı B, K, J'nin toplamı olduğudur. Pekala. Bu matris çarpımı bir şey yaptığımız tanımdı. Ve o formül sanki bunun gibi. Alt simgelere dikkat edin. I, K ve K, J. Şimdi operators yani işlemciler biraz farklı. Burada içerideki şeyleri çarpıyor ve hepsini topluyoruz. Orada içerideki şeyleri topluyor ve mini bunu alıyoruz. Ama bunun dışında aynı. Evet. <laughs> Acayip ama bu işler böyle. Bunu en kısa yollarla ilintilendirmek için bu işlemcileri değiştiriyorsunuz. Öyleyse bir matris çarpımı alalım ve yerlerini değiştirelim önce ne yapmam lazım? Artı bu, minimumlu bu şey. Neden sadece işlemcileri değiştirip noktanın yerine artı koymuyoruz? Bu işleme aldığım değişik bir cebir sadece. Bu cebirde artı aslında min ve noktada artı demek oluyor. Bu şeylerin bu bağlamda çalışacağını kontrol etmeniz lazım. Ancak eğer bunu yaparsak Cij'nin bütün k değerlerinde A, İ, K, artı B, K, lerin minimumu olduğunu elde ederiz. Ve bu da gerçekten asıl hesaplamak istediğimiz şeye benziyor. Burada M'nin bir değeri için bunu M kere yapmalısınız. Bu teorik olarak D, J üst simge M'dir ve bu da D, İ, K üst simge M eksi 1'dir. Böylece bu bir matris çarpımına benziyor ve bu da güzel bir şey. Eğer bu iddiayı burada kullanırsak ve öğeleri matrisler olarak düşünün. İddiaya göre yineleme bize ve şimdi bunu matris formunda yazacağım. D üst simge m eşit D üst simge m eksi 1 olduğunu veriyor. Bu komik A çarpımı olarak. Pekala bunlar ağırlıklarda bu komşuluk matrisinin ağırlığı bu da Önceki D değeriydi. Bu yeni D değeri. Böylece onu matris şeklinde büyük harflerle yeniden yazdım. Bu komikçe bir işleminin kullanıldığı durumu daire için alıp daire çarpımı dedim. Bayağı da şık oldu. Matris çarpımlarının hesaplanması hakkında bazı şeyler biliyoruz. Bunu n küp sürede yapabiliyoruz. Eğer biraz daha ince çalışırsak belki küp altı sürede de yapabiliriz. Böylece bu bağlantıyı kullanmayı deneyebiliriz ve burada ne hesaplayacağımız üzerinde düşünebiliriz. D üzeri M'nin bir önceki 1 çarpı A olduğunu söylüyoruz. Öyleyse D'nin M'nin kuvveti ne olur? Bildiğimiz başka bir çevir kavramı mı? Evet, eksponent yani üst A'yı alıyoruz ve bu komik çarpım dosyanı ile M'ninci kuvvetini çıkarmak istiyoruz. Başka bir deyimle böylece D üzeri M gerçekten gülünç bir şekilde A üzeri M oluyor. Bu nedenle onu bir daire içine alıyorum. Tamam mı? Bu kulağa iyi geliyor. Eğer hatırlıyorsanız bir şeyin kuvvetini hızlı sayılacak bir şekilde nasıl hesaplayacağımızı da biliyoruz. Bu kuvvet kavramının bir anlamı olması için A'nın sıfırcı kuvvetinin ne anlam taşıdığını söylemem lazım ve bu nedenle bir çeşit özdeşlik matrisine ihtiyacım var. Ve eğer doğru algılıyorsam burası için özdeşlik matrisi budur. Böylece köşegen boyunca sıfırlar ve diğer yerlerde de sonsuzlar var. Bu tanıma uyacak biçimde yani DJ0 köşegen de sıfır ve diğer her yerde sonsuz. Aslında bu bir özdeşlik ve bunu kontrol edebilirsiniz. Eğer onu bugünün çarpımla başka herhangi bir matrisle çarparsanız tekrar aynı matrisle elde edersiniz. Böylece hiçbir şey değişmez. Bu gerçekten geçerli bir özdeşlik matrisidir ve A üzeri M'nin bir anlamı olması için çarpım işleminizin asosiyatif yani çağrımsal olması gerektiğini belirtmeliyim. Yani çember içinde A üzeri M anlamlıdır. Çünkü daire içinde çarpım çağrımsaldır. Ve bunu kontrol edebilirsiniz. Kontrolü zor değil. Çünkü min çağrımsaldır. Toplama işlemi çağrımsaldır ve tüm diğer iyi şeyler de öyle. Ve bir çeşit dağıtılabilirlik özelliğiniz var. Ve bu da gerçek rakamlarla elde ettiğiniz doğru düzende ...min ile toplama işlemi ve artı ile çarpma işlemi kapalı bir yarım dairedir. Kuvvetlerin ne zaman bir anlam ifade ettiğini bilmek isterseniz bu iyi bir kuraldır. Yani eğer kapalı bir yarım daireniz varsa bu yarım daire üzerindeki matris çarpımları size bir çağrımsal işlemci verecek ve bundan sonra çarpımları alabilirsiniz. Bu işin sadece biraz resmi kural kısmı. Şimdi biraz sezgimiz oldu. Soru doğru algoritma hangisidir? Olası pek çok cevap var. Bunların bazıları doğru, bazıları ise yanlış. Demek ki matrix çarpımlarına ve matris kuvvetlerine bu bağlantımız var. Ve her ikisi için algoritmalarımız var. Soru ne yapmalıyız? Öyleyse şimdi yapmamız gereken tek şey A'nın bu komik n-1 kuvvetini hesaplamak. n-1 negatif ağırlık çevrimleri olmadığını farz ettiğimizde en kısa yolları elde ettiğimiz süredir. Aslında n-1'den daha büyük bir kuvveti de hesaplayabiliriz. Bir kere n-1'in ötesine geçtikten sonra A ile çarpım artık bir şeyi değiştirmez. Öyleyse bunu nasıl yapmalıyız? Pekala. Hiç akıllıca cevap vermiyorsunuz. Ben saçma cevap vereceğim. A'yı alır, A ile çarparım. Sonra A ile çarparım ve A ile çarparım. Ve normal sıkıcı matris çarpımını uygularım. O zaman n 2? Standart matris çarpımı gibi bir şey yaparım. Standart çarpım N küp gibi bir şeye mal olur. Ve bunu ne defa yapıyorum? Bu bana bir N üzeri 4 algoritması veriyor ve N üzeri 4 içindeki tüm en kısa yolları hesaplıyorum. Vuuu hiç iyileşme yok. Peki bunu nasıl daha iyi yapabilirim? Doğru. Yapılacak normal şey küp altı matris çarpım algoritmasını kullanmak. Ama bunun da çalışmaması üzücüdür bir şekilde istediğimiz yere biraz sonra nispeten daha kolay bir problem ile varacağız. Ancak en kısa yolların Strassel'in algoritmasında olduğu gibi hızlı matris çarpımları kullanarak nasıl hesaplanacağı pratikte bilinmiyor. Ama iyi bir öneriydi. Peki bunu neden çalışmadığını düşünmelisiniz ve ben size bunu söyleyeceğim. Çok açık değil ama tamamen mantıklı bir önerim. Ancak bu bağlamda pek işlemiyor. Birkaç dakika sonra kendini gösterecek. Sorun ıştıraselin çıkarma kavramlarına dayanır. Burada ise toplama mindir ve minin karşıtı yok. Bir kere argümanları aldıktan sonra mini iptal edemezsiniz. Yani çıkarma kavramı olmadığı için onun nasıl çalışacağı maalesef bilinmiyor. Pekala, başka ne numaralarımız var? Evet. Böl ve fethet, log ne kuvveti? Evet. Yenilenen kare kökleme. Bu çalışır. Güzel, elimizde iyi bir yol var. Eğer bir n sayısı olursa, n'nin bir şekilde iki tabanındaki gösterimine bakmak için ya sayının karesini alırsınız ya da karesini aldıktan sonra a faktörünü eklersiniz. Burada ise çok seki olmamıza gerek bile yok. Evet, sadece hesaplayabilirsiniz. Sadece ikinin kuvvetlerini düşünmemiz lazım. Bilmek istediğimiz, burada daha büyük bir fonta ihtiyacım var. Çünkü farklı düzeyde sayısız alt simgeler var. Dairesel kuvveti A, log N tavanına da 2. Aslında N-1 yeterli olur. Benim gibi siz de yeterli yazacak yer bırakmadıysanız, N tavanı dairenin içinde. Bunun anlamı, 2'nin n eksi 1'den sonraki kuvveti yani 2 üzeri tavan logudur. Öyleyse n eksi 1'e doğrudan gitmeniz gerekmez. Daha ileri gidebiliriz. Çünkü n eksi 1'den daha uzak herhangi bir değer hala en kısa yoldur. Eğer tanıma bakarsanız ve yollarınızın basit olduklarını bilirsiniz ki bu sadece negatif ağırlık çevrimleriniz olmadığı zaman geçerlidir. O zaman güzel daha da ileri gidin. Neden olmasın? Ve böylece bunu hesaplamak için sadece log n eksi 1'in çarpımlarını, tavanlı yapıyoruz. Sadece a'nın karesini alıyoruz ve sonra sonucu alıp onun karesini alıyoruz. Sonucu alıp yine karesini alıyoruz. Böylece bu log n kareler düzeyi oluyor. Şiraz nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz ama n küpün sıkıcı standart çarpımını kullanabiliriz. Ve bu z n küp log n koşma süresini verir. Bu da Belman Ford'dan hem de yoğun durumunda bile daha iyi bir sonuç veriyor. Pekala, yoğun şıkta Belman Ford N üzeri 4 idi. Biz burada N küp log N elde ediyoruz. Böylece nihayet daha iyi bir şey elde edebiliyoruz. Seyrek durumda eşit gibi, belki biraz daha kötü. E V düzeyinde. Sonra Belman Ford için olduğu gibi V küp elde edeceğiz. Burada N, üçü, N küp log N elde ediyoruz. Pekala, log faktörlerinden sonra bu bazen bir iyileştirme olur. Tamam, diğer zamanlarda yaklaşık eşit olurlar. Bundan ücretsiz olarak elde ettiğiniz diğer hoş bir şey, negatif ağırlık çevrimlerini belirleyebilmenizdir. Öyleyse işte bir bulmaca. Bu çarpımı hesapladıktan sonra, yani A'nın taban log n-1. kuvvetini bulduktan sonra bir negatif ağırlık çevrimi bulup bulmadığımı nasıl bilebilirim? Yani bu tüm ağırlıkların en kısa yolları maddesinde en fazla belli bir uzunluk ne demektir? Eğer bir çevrim bulduysam o matrisin içinde ne olması gerekir? Efendim? Doğru. Örneğin bu şeyi alabilir. A ile çarpar. Matrisin değişip değişmediğine bakabilirim. Doğru. Bu iyi çalışır. Ben Van yaptığımız yaptığımızda bu. Hatta daha da kolay bir şey. Çünkü zaten orada çarpmanıza gerek yok. Ancak bu aynı koşma süresidir. İyi bir cevaptı. Evet. Köşegenin negatif bir değeri olur. Böylece bu hoş bir şey her iki yaklaşımda çalışır. Bir negatif ağırlık çevrimini matrisin sadece köşegenine bakarak belirleyebilir. Köşegende sadece bir negatif değer ararsanız. Pekala. Bu birinci algoritmaydı demek istediğim birkaç tane gördük. Hepsi kötüydü ama buna bir numara diyeceğim. İki tane daha göreceğiz. Bu işlerin de tek. Tamam da bunu söylememeliyim. Pekala yolumuza devam edelim. Sonuç olarak bu çok yararlı bir dinamik program olmadı. Sadece ilginç olan matris çarpımlarıyla bir bağlantı kurdu. Birazdan bunun neden yararlı olduğunu göreceğiz. Fakat bu dört çirkin döngüye yol açtı. Ve bu numarayı kullanarak n küp log n'ye indik. Şimdi sadece n küpü deneyelim. O log'dan kurtulalım. O can sıkıcı sonucu Bermanford'un seyrek durumundan daha kötü etkiliyor. Böylece bu iç içe geçmiş döngülerden birini silerim. Evet, bunu yapmak istiyorum. O algoritmanın çalışmaması gayet normal. Çünkü ilk küçülme hali için ve o da ayrıca tanımlanmamış. Ama benim yeterli değişkenim var. Neden K'nin m'inci kuvvetini tanımlamıyorum? Bunun çalışacağı ortaya çıkar. Yeni baştan başlayacağım. Neden olmasın? Floyd ve Warshall'da algoritmalarına bu yolla mı vardılar bilmiyorum ama biz devam edelim. İşte Floyd, Warshall. Temel fikirleri alt problemleri biraz daha akıllıca tanımlamak. Böylece bu değerlerden birini de hesaplamak için ne şeyin minini almanıza gerek kalmasın. Sadece iki şeyin minini almak istiyorum. Eğer bunu yapabilirsem sadece n küp alt problemim olur. Dolayısıyla n küp zamana mal olur. Yani dinamik programın koşma süresi alt problemlerin sayısı çarpı bir alt problem için yinelemenin hesaplanmasını aldığı zamandır. Böylece işte doğrusal çarpı n küp ve biz n küp çarpı sabit istiyoruz. Bu iyi olur. Bu da Floyd Marshall oluyor. Böylece C, I, yeniden şöyle tanımlayacağız. Sanırım orada D, I, idi. Böylece yeni bir şey tanımlayacağız. C, I, J, üst simge K. Şimdi önceki gibi I'den J'ye en kısa yolun ağırlığı olacak. M yerine üstümge K'yi kullandığıma dikkatinizi çekerim. Zira K ve M'nin aynı şey olmasını istiyorum. Derin mevzu. Pekala. İşte yeni kısıt. Yol boyundaki tüm ortadaki köşelerin başta ve sondaki I ve J dışındaki tüm köşelerle buluşanlarının küçük bir etiketleri olmasını istiyorum. Böylece birden K'ye kadar olan setin içinde olmalar. Burası birden M'ye kadar etiketlenmiş olan köşelerimizi gerçekten kullandığımız yer oluyor. Öyleyse ilk önce başka köşeleri kullanmayan en kısa yolları düşünün diyeceğim. Bu K'nin sıfır olduğu zaman. Sonra belki köşe 1'i kullanan tüm en kısa yolları düşünün ve sonra belki köşe 1 ve köşe 2'yi kullanan en kısa yolları düşünün. Neden olmasın? Bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Öyleyse k'yi artırdığınızda sadece bir yeni köşeyi düşünmek zorundasınız. Burada 1000 bölü tüm K'yi aramak zorundaydık. Şimdi ise hangi K'ye bakmak istediğimizi biliyoruz. Belki bu anlamlı geliyor, belki de henüz çok açık değil. Ama bu iddiayı yeniden yazacağım. Yeniden bir öz yenileme yapacağım. Belki önce çok bilinen şeyler söylemeliyim. Eğer en kısa yolun delta i virgül j'sini istiyorsam, o takdirde tüm köşeler alınmalı. Yani c, i, j üst simge, n'yi alın. Bu hepsi olur. Ve bu yol negatif ağırlık çevriminiz olsa da çalışır. Ancak gene de negatif ağırlık çevrimlerini de saptayabildiğimiz sürece görmezden geleceğiz. Ve diğer bir basit durumda CIJ üzeri sıfır. Bunu iddiamın içine koyayım ki biraz daha uyumlu olsun. İşte yeni iddiamız. Eğer CIJ üst simge sıfıra hesaplamak istersek bu nedir? Üst simge sıfır. Herhangi bir orta köşeyi kullanmayalım demektir. Bu sorunun çok kolay bir yanıtı var. Üç harfli bir yanıt. Sıfır değil, o üç harfli değil. Ne dediniz? Ne? yani hiç. Hayır, o da çalışmaz. Onun da bazı alt simgeleri var. Tanım şöyle oluyor. Ortadaki köşelerin kullanımına izin verilmemiş ise i'den j'ye en kısa yol ağırlığı nedir? Efendim? Evet, çok kolay bir adı var. Altıcı tarafı orası. Pekala, eğer i eşit şey olursa çok akıllısı. Doğru, aç köşeli bazantezi i eşit şey bir demek. Tamam. Sanki çalışır gibi ama tam doğru değil. Gerçekten eğer i eşit j değilse ben sonsuz olmasını istiyorum. Ve i eşit j ise ben sıfır istiyorum. A i j i galiba da a i j. Bunun doğru olması lazım. Belki yanılıyorum. Evet, A, I, J. Böylece başta söylediğim değil. Eğer I, J'ye eşit değilse gene de I, J'ye bağlayacak bir tek kenar bulmayı düşünmelisiniz. Tamam mı? Dolayısıyla bir parça incelik var. Bu sadece ortadaki köşeler. O nedenle I'den J'ye tek kenar ile gene de gidebilirsiniz. Bu A, I, mal olur. Eğer bir kenar varsa sonsuzdur. Yoksa A, İ, J'dir. Böylece bu bizi başlatabilir. Ve sonra bir öz dinleme istiyoruz. Öz ile belki daha evvel sahip olduğunuz tüm köşelerinizden kurtulursunuz. Önceden sahip olduğunuz yolları bilmek isterseniz, yani daha önce 1'den k'ye kadar olanları kullanan yolları bilmek isterseniz, ben sadece 1'den k-1'e kadar olanları kullanırdım. Bunu deneyebilirsiniz. Veya K'yi kullanmayı deneyebilirsiniz. Yani K'yi ya kullanırsınız veya kullanmazsınız. Eğer kullanmazsanız bu olması lazım. Eğer kullandıysanız o takdirde K'ye gitmelisiniz. Gerçekten. Niye sonundaki K'ye gitmeyesiniz? Böylece I'den K'ye daha önceki köşeleri kullanarak gidiyorsunuz. Şüphesiz oradaki K'yi tekrarlamak istemezsiniz. Ve sonra K'den J'ye bir şekilde K olmayan köşeleri kullanarak gidersiniz. Bunun oldukça sezgisel olması gerek. Gene bir resim çizebilirim. Böylece ya k'ye hiçbir zaman gitmesiniz ve o yol bu düz olmayan çizgiye. i'den j'ye sadece 1'den k-1'e eksi kadar olan şeyleri kullanarak gidersiniz. Burada 1'den k'ye kadar olanı kullanmak zorundayız. Yani k'yi tek başına kullanmayın. Böylece bu da bu şeydir. Veya k'yi orada ortada bir yerde kullanırsınız. Tamam bu iki şeyden birinin olması lazım. Ve bu durumda i'den k'ye sadece daha küçük köşeleri kullanarak gidersiniz. Çünkü k'yi tekrarlamak istemezsiniz. Ve burada k'den j'ye sadece etiketlenmiş daha küçük köşeleri kullanarak gidersiniz. Böylece her yol ikisinden biri olur. Yani bu iki alt problemden en kısa olanını alırız. Doğru cevap budur. Şimdi iki şeyi minne sahibiz. Hesaplaması sabit zaman alır. Böylece kübik bir algoritma elde ederiz. Bunu yazayım. Bu bir Floyd Warshall algoritmasıdır. İsmi yeniden yazacağım. Ona bir A matrisi veriyorsunuz. Bilmesi gereken şeyin hepsi bu. Her şeyi kodluyor. Siz A'ya C'yi kopyalıyorsunuz. Bu işin ısınması oluyor. Sıfır anda C eşit A. Ve sonra K'nin her değeri, İ'nin her değeri ve J'nin her değeri için bu üç döngünüz var. O mini hesaplıyorsunuz. Eğer üzerinde biraz düşünürseniz o min bir gevşetmedir. Sürpriz, sürpriz. İşte bu da Floyd Warshall algoritması oluyor. Ve koşma süresi de açıkça ne küptür? 3 iç içe döngü, içeride sabit zamanlı. Böylece sonunda Bellman Ford'dan asla daha kötü olmayan bir şey elde ederiz. Seyrek durumda da aynı. Ve daha yoğun durumlarda kenarların sayısı süper doğrusal. Bu nitelikleriyle Belmanfort'tan mutlak surete daha iyi. Ve şimdiye kadar tüm ikili en kısa yollar içinde gördüğümüz şeylerin hepsinden daha iyi. Negatif ağırlıkların da üstesinden gelir. Çok basit bir algoritma. Bir öncekinden bile daha basit. Üç döngü içinde sadece gevşetme. Daha başka ne isteyebilirsiniz? Şimdi bunun gerçekten bizim hesapladığımız min olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Ancak üst simgeleri atlanmıştı. Bu yine işin biraz kolayına kaçmaktı. Üst simgeleri kullanmak yerinde bir şey. Çünkü bu yapmanız gerekenden daha fazla gevşetme yapıyorsunuz demektir. Fazla gevşetme yapmak size bir zarar vermez. Özellikle yapmanız gerekenlerin hepsini yapıyorsunuz. Böylece en kısa yolların ağırlıklarını buluyorsunuz. Ve gene burada negatif ağırlık çevrimleri olmadığını farz ediyoruz. Onları bulmak zor olmamalı ama biraz düşünmeniz gerekir. Pekala, Berman Ford'u bir tur daha kullanabilir ve yeni bir kenarda gevşetmeyi neden olup olmadığını görebilirsiniz. O versiyonda başka hoş bir ustalık olmadığını düşünüyorum. Şimdi, bu tüm ikili en kısa yollar için ikinci algoritmamızda. Üçüncü algoritmaya geçmeden önce işlerinde en akıllısı olacak ve hepsine üstünlük kurulacak olana geçmeden önce üçlemeleri değiştirmek için küçük bir sapma yapıp kısaca transitive closure yani geçişli kapanıştan bahsedeceğiz. Bu bilinmesi gerçekten iyi bir şey ve şimdiye kadar gördüğümüz tüm algoritmalarla ilintili. İşte geçişli kapanış problemi. Size yönlendirilmiş bir grafik veriyorum ve bütün ikili köşeler i ve j için bu sayıyı hesaplamak istiyorum. Eğer i'den j'ye bir yol varsa bu birdir. i'den j'ye. Tamam, aksi takdirde sıfır. Bu bir çeşit adjacency matrix with no weights yani sıkıcı, ağırlığı olmayan komşuluk matrisi. Farklı tarafı kenarlar hakkında değil, yollar hakkında olmasın. Pekala. Öyleyse bunu nasıl hesaplayabilirim? Çok kolay. Nasıl hesaplamalıyım? Bu bana bir anlamda grafik veriyor. Bu yeni bir grafiğin komşuluk matrisi ve adı da benim giriş grafiğimin geçişli kapanışı. Evet. Elini arama. Evet. iyi. Öyleyse bütün yapmam gereken en kısa yolları bulmak. Eğer ağırlıklar sonsuz çıkarsa yol yok demektir. Eğer sonsuzdan az ise öyleyse bir yol vardır. Ve bundan dolayı belki ağırlıkları aldırmam. Böylece elini aramayı ne defa çalıştırır ve bu gerçekten işler diyorsunuz. Ve o takdirde V çarpı BS yaparsak, belki burada konuyu ortasından anlatıyorum ama bunu 5 dakika ara kabul edin. Böylece V çarpı E gibi bir şey olur. Bu algoritmalardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Mesela Floyd alabilirsiniz. Neden olmasın? O takdirde bu V küp olur. Bu algoritmaların herhangi birini bir veya sıfır ağırlıklı çalıştırabilir ve değerlerin sonsuz olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Yani T, eşit sıfır. If and only if, yani sadece I'den J'ye en kısa yolu ağırlığı sonsuz ise olabilir. Öyleyse bunu çözelim. Bu en kısa yollardan daha kolay bir problemdir. Gerçekten bir da kesinlikle daha kolaydır. Çünkü geçişli kapanışta olan biten ve bunu ilgi duyduğumdan anlatmak istiyorum. Çünkü geçişli kapanış gerçekten bilinmesi faydalı bir şey. Aslında yaptığımız, bunu doğru yazmalıyım. Farklı bir işlemciler seti kullanarak or ve end yani veya ve ve kullanıyoruz. Min ve artı yerine mantıksal veya ve V'yi kullanıyoruz. Tamam mı? Çünkü bir gevşetmeyi düşündüğünüzde bir bakıma belki de onu bu min açısından düşünmeliyim. Örneğin i'den j'ye giden ve ortadaki birden k'ye kadar olan köşeleri kullanan bir yol var mı diye sorabilirim. Ya k köşesini kullanmayan bir yol vardır ya da k'yi kullanan bir yol vardır ve o takdirde şöyle görünmesi lazım. Yani burada bir yol olması lazım ve orada da bir yol olması lazım. Bu durumda min ve artı veya ve V ve ile yer değiştirir. Ve hatırlarsanız bu artıydı ve bu matris dünyasında çarpım idi. Böylece artı şimdi veya gibi ve çarpı ise V gibi oluyor. Bu çok iyi gibi değil mi? Artı veya gibi hissediyor ve çarpıda da ve gibi hissediyor. Eğer sıfır birler dünyasında yaşıyorsanız, böylece bu tam anlamıyla Z mod 2 alanı değil ama içinde çalışılması iyi ve güzel bir alan. Boolean dünyası. Ben sadece bool diye yazacağım. Kadim dost bu bu şeyleri iyi biliyordu. Bool'un cebir hakkında konuşmak onun master tezinde olmak gibi. Bu aslında hızlı matris çarpımını kullanabilirsiniz anlamına gelir. Strassen'in algoritmasını kullanabilirsiniz ve daha fantazi algoritmaları kullanabilirsiniz ve geçişli kapanışı küp altı sürede hesaplayabilirsiniz. Eğer kenarlar seyrekse bu küp altı olur. Ama en kötü durumda eğer pek çok kenar varsa kübiktir. Bu kübiktir. Aslında Strassen'i kullanarak bunu daha iyi yapabilirsiniz. Ben sadece yapabilirsiniz diyorum. Burada detay vermiyorum. Sanırım olması lazım. Aslında bir teorem var. Muhtemelen ders kitabında da yok ama bir teoreme göre geçişli kapanış sadece matris çarpımı kadar zormuş birbirlerine eşitler. Koşma süreleri aynı. Bir alan üzerine matris çarpımı yapmanın ne kadar zaman aldığını bilmiyoruz. N kare ile N üzeri 2 virgül 3 arasında bir şey olması lazım. Ancak yanıt her neyse bu geçişli kapanış için de aynıdır. 5 dakika ara bitti. Strassen ve arkadaşlarını kullandığımız yerde bu oluyor. Strassen'in N üzeri log 7 olduğunu hatırlayın. Bunu özellikle final sınavında hatırlayın. Bu şeyleri daima dilinizin ucunda tutmalısınız. Pekala son işleyeceğimiz algoritma geçenlerde gördüğümüz Johnson'un algoritmasının üzerine inşa edilecek. Ve burada koşma sürelerinden bazılarını kaybetti. Ancak ağırlıksız grafiklerimiz olduğu zaman tüm ikilileri gerçekten çok hızlı yapabiliriz. Örneğin tek kaynaklı Belmont Ford kadar hızlı. Oldukça hoş bir şey. Tek kaynak durumunda Belmont Ford'u iyileştirmenin yolunu bilmiyoruz. Bu nedenle V çarpı E'den daha iyisini elde edemiyoruz. V çarpı Dashra'yı hatırlarsınız. V çarpı Dashra yaklaşık aynıydı. Bunu buradaki hatırlatma balonunun içine koyun. V çarpı dash bize V çarpı E artı V kare log V'yi verir. Eğer o log faktörüne önem vermezseniz bu sadece VE'dir. Bu da gerçekten iyiydi. Daş muhteşemdi. Ve bu negatif olmayan kenar ağırlıkları ile iyiydi. Negatif kenar ağırlıklarına gelince bunlarla bir anlamda aynı koşma süresini elde etmek istiyoruz. Şimdi aynı koşma süresini nasıl elde edebilirim? Daşra'yı kullanabilseydim iyi olurdu. Kullanamam çünkü Daşra negatif ağırlıklarıyla çalışmaz. Öyleyse ne yapabilirim? Ne yapmayı ümit edebilirim? Algoritmanın tam ortasında ne defa Dashrak denildiğini düşünün. Buna hazırlıklı olmak için ne yapabilirim. Tüm ağırlıkları pozitif yatmalı. Evet. Neden olmasın? Sadece iyi niyetle düşünüyoruz. Yapacağımız da bu. Buna graph rewiring yani grafiğin yeniden ağırlıklandırılması deniliyor. Ve hoş olan yanı bunun nasıl yapılacağını biliyoruz. Sadece nasıl yapılacağını bildiğimizi bilmiyoruz. Ama ben nasıl yapılacağını bildiğimizi biliyorum. Siz daha bunun nasıl yapılacağını bildiğimizi bildiğimi bilmiyorsunuz. Aslında köşeleri yeniden ağırlıklandırabilirsiniz. Geçen dersin sonunda birisi bana tüm kenarlara aynı ağırlığı eklemenin mümkün olup olmadığını sordu. Bu çalışmaz. Nedeni farklı yolların kenarları da farklı sayıdadır. Şimdi yapacağımız her bir köşeye belli bir ağırlık eklemeye çalışmak. Bu ne demek oluyor? Çünkü sadece kenarlarda ağırlıklarımız vardı. Yapacağımız şey şu. Her kenara yeniden ağırlık vereceğiz. Böylece U ve matris yerine grafik diline dönüyorum. I ve J'nin yerine U ve V. Bu değişen ağırlığa V, H diyeceğiz. Böylece h bizim fonksiyonumuz her köşe için bize bir sayı veriyor. Böylece o kenarın eski ağırlığı artı başlangıç köşesinin ağırlığı eksi sonlanma köşesinin ağırlığı oluyor. Bunların iyi isimler olduğuna eminim. Bunlardan biri baş, diğeri de kuyruk. Ancak hangisi hiç hatırlayamam. Öyleyse u ve atlı yönlendirilmiş kenarımız var. Sadece bir tanesini ekleyin, diğerini çıkarın. Bu bir yönlendirilmiş kenar, yani uyumlu bir tanım var. Buna yeniden ağırlıklandırma deniliyor. Şimdi bu aslında bir teorem. Eğer bunu grafikteki U ile V gibi herhangi iki köşe için yaparsanız U'dan V'ye giden tüm yollar eskisi gibi aynı ağırlığa sahip olurlar. Bu çok doğru olmadı. Aynı yeni eklenen ağırlığa sahip olurlar. Eğer tüm farklı yollara bakar ve VH ile pardon delta diyelim. Çünkü eski en kısa yollar onlardı. Ve delta H'de bu yeniden ağırlıklandırma fonksiyonuna göre en kısa yol ağırlıklıdır. O takdirde fark aynıdır. Yani tüm bu yollar aynı miktarlarda yeniden ağırlıklandırılmıştır. Aslında bu beyan sadece en kısa yollar için değil, tüm yollar için geçerlidir. İşte bu kadar. Bu kaç kişi için yeterince açık? Bayağı az. Evet. O tek kelime neydi? Peki, belki o kadar aşikar bir şey değildi. Pekala, ne olduğunu çıkardığınız zaman o kelimeyi yüksek sesle söyleyin. Bu arada ben de bu sözcüklerle dolu ispatı yazacağım. Tek kelimelik bir ispat var. Hala bekliyor. Şimdi sadece U'dan başlayıp V'de son bulan bu yollardan bir tanesini alalım. Herhangi birini alın. Sadece yeni ağırlığının eski ağırlığına olan ilişkisini göreceğiz. Bu amaçla yolun dubul ve h'sini yazalım. Her zamanki gibi yolun kenarını VI'den VI artı 1'e yeni ağırlığının tüm kenarlar üzerindeki toplama olarak tanımlıyoruz. Kelimeyi bulan var mı? Hayır mı? Öyleyse zor bir bilmeceymiş. Böylece bir yolun ağırlığını tanımı bu. Ve bu şeyin sadece W, ve i virgül vi artı 1 olduğunu biliyoruz. Bunu doğru yazacağım. Artı ilk köşenin ağırlığı vi'nin yeniden ağırlıklandırılmışı eksi vi artı 1'in yeniden ağırlıklandırılmışı. Bunların hepsi parantez içinde ve i sayıda toplanıyor. Şimdi sihirli kelimeye ihtiyacım var. Teleskoplar iyi. Şimdi bu açık. Bu teleskoplar birbirini götürüyor. Bir önceki ekstra ile en baştaki ile en sondaki hariç. Böylece bu kenarların ağırlıklarının toplamı ama bu toplamın dışında bir de artı HV1 ile eksi HVK var. O ahbaplar birbirlerini götürmüyorlar. Çevreye bakmıyoruz. Sadece bir yola bakıyoruz. Ve bu şey tamamen yolun W'si. Çünkü bu yolun normal ağırlığı. Böylece fark yani WHP ile WP arasında değişim bu şeydir. O da HU eksi EV'dir. Buradaki önemli nokta U ile V arasındaki en kısa yolun Uç noktalarını sabitlediğiniz sürece bu yol ağırlığını tüm yollar için aynı ağırlıkla değiştirir. Bu U'dan veya herhangi yol için geçerlidir ve bu teorimi ispatlar. Buradaki tek kelime teleskoplardı. Ağırlıklardaki bu değişiklikler teleskop böyle herhangi yoldur. Bu nedenle eğer en kısa yolları bulmak isterseniz en kısa yolun doğrudan bu yeni ağırlıklandırma versiyonu içinde bulun ve bu tek miktarıyla değiştirin. Bu miktarı eklemek yerine çıkarırsanız bu size en kısa yolun ağırlığını orijinal ağırlık değerinde verir. Yani bu bir araç. Şimdi ağırlıkları grafikte değiştirme şeklini biliyoruz. Ancak asıl istediğimiz grafikteki ağırlıkların hiçbirini negatif olmayacak şekilde değiştirmek. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Niçin yeryüzünde tüm kenar ağırlıklarını negatif olmayacak şekilde değiştirecek bir H fonksiyonu yok? Böyle bir yakınmanın anlamı yok. Çünkü nasıl yapılacağını zaten bildiğimiz ortaya çıkacak. Öyleyse bu sonucu yazmalıyım. Düzenli bir sıraya koyayım. Özellikle en kısa yol bu miktar kadar değişiyor ve bu değeri bilmek isterseniz elinizdeki bu şeyleri öbür tarafa taşıyın. Önce delta H'yi hesaplıyoruz, sonra da delta'yı. Buradaki sonuç bu. Burada kaç kişi bu corollary kelimesini doğru telaffuz edebiliyor? Pekala kaç kişi corollary diye telaffuz ediyor? Yani biz yalnız kaldık. Her zaman en az bir öğrenci daha oluyordu. Genellikle Kanadalı veya İngiliz. Aksan sanırım. Bu nedenle bu sözcüğü kullanmaktan kaçınıyorum. Aslında corollary olduğunu benimseyene kadar sonra doğru telaffuz ediyorum. Hiç değilse ben z diyorum, z değil. Peki, devam ediyoruz. Yapmak istediğimiz bu fonksiyonlardan bir tanesini bulmak. Elde etmeyi ümit edebileceğimiz şeyi yazıya dökelim. Bir yeniden ağırlıklandırma fonksiyonu, h'yi bulmak istiyoruz her köşeye ağırlıklar atasın ve öyle ki w H, U virgül V hiç negatif almasın. E'nin içindeki tüm U virgül V kenarları için. Bu takdirde DAŞ TRA'yı kullanabilir. Delta H'leri elde edebilir ve sonra yeniden ağırlıklandırmayı kaldırabilir ve istediğimizi elde ederim. Bu da Johnson'un algoritması olur. İddia bunun her zaman mümkün olduğu. Niçin her zaman mümkün olması gerekir? Bu sınırlamaya bir bakalım. W, H, U, V yani W, -v, U, V artı H, U eksi H, V'nin negatif olmaması lazım. Bunu bir daha yazayım. Bu ahbapları buraya koyacağım. Doğrusu bu olacak. HV eksi -H HU W V U virgül V'ye küçük eşittir. Bu size tanıdık geliyor mu? Doğru yaptım mı? Doğru olması lazım. Kimse bu eşitsizliği daha önce gördü mü? Evet, evet doğru cevap. Peki nerede? Önceki bir derste mi? Önceki derste. Bunun adı nedir? Eğer h'yi x ile değiştirirsem? Çağız biliyor. İyi. Bölüm 2'ye geri gittiğinde hatırlayan başka kimse var mı? Biliyorum bir hafta sonu vardı. Bu işlemcinin adı ne? Çıkartma değil. Ama galiba işittim. Vay canına. Pekala. Ben söyleyeceğim bir fark kısıtı değil mi? Bu fark kısıtı işlemcisi. Tamam, bu iyi dostumuz fark kısıtları. Yani karşılanmasını istediğimiz bu. Bir fark kısıtı sistemimiz var. HV eksi HU'nun ne olduğunu bulmak istiyoruz. Bunlar bilinmeyenlerimiz. Bu kısıtlar çerçevesinde bize W'yi verirler. Şimdi bu fark kısıtlarının ne zaman karşılanabildiklerini biliyoruz. Bana birisi bunların ne zaman karşılanabileceğini söyleyebilecek mi? ne zaman karşılanacaklarını kesin olarak biliyoruz. Her çeşit fark kısıtı seti için. Matematiğine hatırlamanız lazım. Terminolojiyi anlayabilirim. Belki de dil bilimci değilseniz sözcükleri hatırlamak güçtür. Pekala. Fark kısıtları sistemi ne zaman karşılanır? E? Ee, evet. Kesinlikle çok iyi. <laughs> Biri ders notlarını getirmiş kısıt grafiğinde hiç negatif ağırlık çevrimi olmadığı zaman. İyi, teşekkür ederim. Şimdi, fark grafiği ne demek? Bu sorunun tek harflik bir yanıtı var. Aşağı yukarı. Bir harflik cevabı kabul edeceğim. Ne? Av. Ha yakındı. G. Evet. Ben de aynı şeyi kastediyorum. Evet böylece fark grafiği temelde G. Aslında tamamen G. İ. Ve bunu yeni bir kaynak köşesi ekleyip tüm köşelere bağlayarak kanıtlıyoruz. Ama bu esas konunun dışında bir husus. Bu sadece şunları karşılamak için de. Bu ise bizi belirlememiz. Başka bir anlatımla eğer grafiğimizde her zamanki gibi hiç negatif ağırlık çevrimi olmadığını varsayarsak bunun karşılanabilir olduğunu da biliriz. Bu nedenle bu heylerin bir görevi var. Tüm ağırlıkları negatif olmayan ağırlıklar haline getiren bir yeniden ağırlıklandırma söz konusu. O zaman taşrayı çalıştırabiliriz. Öyleyse tamam. Çok güzel değil mi? Ve bu kısımda nasıl karşılarız? Bunu Bellman Ford'un bir turuyla nasıl yapıldığını biliyoruz. Bu işlem ve E düzeyinde bir şeye mal olur ki bu da V çarpı taşradan daha da azdır. Yani hepsi bu kadar. Detayları bir yere yazayım. Böylece bu Johnson'un algoritması. Hepsinin en fiyakalısı gördüklerimiz için de en hızlı tüm ikili en kısa yol algoritması. Böylece iddia grafiğimizdeki her UV kenarı için değişmiş ağırlığı her kenarda negatif olmayacak şekilde düzenleyen V'den R'ye bir H fonksiyonu bulabiliriz. Ve bunu Bellman Ford ile yaparız. Fark kısıtlarını çözmek amacıyla. Evet, bunlar çözmek için doğduğumuz ve çözmesini geçen derste öğrendiğimiz fark kısıtlarıydı. Eğer tanıma dönüp bakarsanız, Buradaki grafiklerin tam uyumlu olduğunu görebilirsiniz. Ya da Bellman-Ford bir negatif ağırlık çevrimi olduğunu bize söyleyecektir. Bu iyi. Yani negatif ağırlık çevrimi olmadığını varsaymamız şart değil. Bunu öğrenebiliriz. Eğer titiz davranırsanız bundan eksi sonsuzları bile çıkarabilirsiniz. Ancak bu noktada sadece hiç negatif ağırlık çevrimi olmadığı durum üzerinde düşünmek istiyorum. Eğer varsa var olduğunu bulabiliriz. O kullanıcıya söyler. O durumda dururuz. Aksi takdirde hiç negatif ağırlık çevrimi yoktur. Çünkü negatif olmayan kenar ağırlıklarını veren bir görevlendirme var. Öyleyse sadece kullanırız. Bunu rayı işletmek için kullanırız. İkinci adımda. Bu arada tüm bunların koşma süresinin V çarpı E olduğunu söylemeliyim. Giriş grafiği üzerinde tamamen Bellman Ford'u kullanıyoruz. Artı hatırlıyorsanız fark kısıtları setini çözmek için bir kaynak ilave ediyoruz. Bir kaynak S köşesi ekliyorsunuz. Hepsine sıfır ağırlıkla bağlıyorsunuz. Burada bir kaynağımız olmadığından Bellman Ford'da oradan çalıştırıyorsunuz. Sadece bir grafiğimiz var ve bütün ikilleri bilmek istiyoruz. Böylece bunu bir yerde negatif ağırlık çevrimi olup olmadığını bulmak için kullanabilirsiniz. Ya da bu sihirli atamayı elde edebiliriz. Böylece W_h negatif değil, öyle ise W_h üzerinde daşrayı kullanabiliriz. W_h'yi hesaplayabiliriz. Bu doğrusal zaman alır ve Dashtra'yı her olası kaynak için çalıştırırız. Bunu çok açık bir şekilde yazacağım. Bu şey birkaç kere aklımıza gelmişti. N çarpı daşra bölü, N çarpı VFS dediğimiz işte burada. Şimdi bütün V'ler için delta H, U virgül V'yi hesaplamak ve bunu bütün U'lar için ayrıca yapmak istiyoruz. Böylece buradaki koşma süresi VE artı V kare log V'dir. Bu da V çarpı Darshan'ın koşma süresi. O da E artı V log V. Bu terimin bu terim ile aynı olması mümkündür. Bu iyi bir şey çünkü bunun anlamı birinci adımın bize asemptotik olarak hiçbir şeye mal olmaması demektir. Sonra son adım. Delta H'yi biliyoruz. Sadece delta'yı hesaplamaya ihtiyacımız var. Öyleyse her uV iki'li köşesi için sadece orijinal ağırlıkların ne olacağını hesaplıyoruz. Yani delta u Ve bunu bu doğal sonucu kullanarak yapabiliriz. Delta h u virgül v eksi H u artı hV işaretleri doğru al. Evet böylece bu V kare zaman alıyor. Daşkan'ın koşma süresi bunu da gölgede bırakır. Böylece Johnson algoritmasının net koşma süresi ikinci adımın koşma süresi olup o da Daşkan'ı ne defa çalıştırmak oluyor. ki baya güzel. Tek kaynak en kısa yollarda genel ağırlıklar için Bellman Ford en iyisidir. Daş negatif olmayan ağırlıklar için en iyisidir. Ama tüm ikili en kısa yollar için negatif ağırlıklar sorunlu Bellman Ford'dan gördüğümüz bu sihri kullanarak örtebiliriz. Ama şimdilik tüm ikili negatif olmayan ağırlıklar halinde dash try'i çalıştırmak bildiğimiz en iyi yöntemdir. Ve bunu genel ağırlıklar içinde uyguladığımızda görmüş olduğumuz tüm tekniklerin güzel bir bileşimini oluşturmuş oluruz. Bu işlemede epey dinamik programlama gördük ve bu iyi bir pratik oldu. Herhangi bir soru var mı? Quizden önce bu yeni içerikli son ders oluyor. Eğer doğru hatırlıyorsam gelecek ders quiz için bir gözden geçirme yapacağız. Ondan sonra da Şükran Günü nedeniyle etüt yok. Ve sonraki derste de quiz var. Yani çalışın. Görüşmek üzere.